Alo. Ne haber? İyiyim sen? Ha, Beşiktaş'tayım ya, ben de geldim. Uğraşıyorum işte hani bildiğin gibi. Hastanede misin? Ne işin var oğlum hastanede? Estetik mi yaptırıyorsun? Nereni değiştiriyorsun? Ciddi misin? Değiştirecek başka bir yer bulamadın mı? Hayırlı olsun. Dünya dönüyor, herkes görüyor, devir değişti, Faruk soruyor. Gol golü bırak hadi sohbeti kaç, eğlence başlıyor, pik mi aç, dinleyin kızlar. Bak ne soracağım? Sana sorayım mı? Dur şunu saklayayım, gizli kameramanım. Faruk bu, tanıyorsunuzdur belki. Gel siz de gelin, arkadan çıkarsınız. Vücudunu da değiştirmek istesen nereni değiştirirsin? Yani normalde benim biraz içselliğe özeniyorum. G olmayı düşünüyorum. Yani şey mi? Fazlalıklardan kurtulurum diyorsun. Fazlalıklardan kurtulurdum. Hani şey gibi, Bülent Ersoy gibi. Artık sana şey diyeceğiz, Serdariye. Tabii bu şaka. Bunu şaka yapıyor. Ben de ona şaka söylüyorum. Tabii şunu çeviriyor. Çevir kız yanmasın, şakaya çevirir yani sevgisi. Niye şakayı söyledim? Şimdi erkek adam erkek gibi olmalı. Kız adam olmalı. Ben özellikle Taksim'de çok içinsel arkadaşlarımın olmasından dolayı izlerler diye onlara bir şaka yapayım dedim. Hani benim de döndüğüme inansınlar diye. Normalde ben onlar gibi olmak istemiyorum. Ondan da en kısa zamanda normale dönmelerini istiyorum. Ama ne yazık ki bunların doğuştan gelen bir şey olduğundan dolayı ne yapsak? Boş. Dinlememiştir ama Volkan. Dinlememiştir abi. Ya kanka ne haber ya? Merhaba. Ne haber? Turkish? No, I don't know Turkish. Where are you from? South Africa. Yo yo, gel. Gel. Afrika. No, I'm fine man. Oğlum adam kaçak lan bu, mülteci oğlum. Vallahi bak. Ne diyorsun, korktu adam. Gel gel. Nereden misin Tarkan Markan abi? Konservatuar mezunuyum. Konservatuar mezunuyum. Evet. Tarkan da bir konservatuar çıkışı olduğunu biliyorsunuz. Biliyorum, aynı. O da İtili, ben de İtiliyim. Evet, tesadüf Türkiye. Peki uzun yıllardır kendisine bir hayranınız var mı? Tabii ki. Özellikle sesine yani, görsel olarak demiyorum ama sesine hayranım. Çok da mutlu olsun inşallah. Çünkü ortak tanıdıklarımız da var. Çok mütevazi bir insan olduğunu biliyorum. Evliliğinde de sahne hayatında da çok başarılı olsun inşallah, hala devam etsin. Sabret, sabret inci tanem, bekle beni, döneceğim mutlaka, sabret. Sevgili seyirciler, özel röportajlarımıza bomba gibi devam ediyoruz. Yanımızda değil bir isim Berkay var. Merhaba abi. Arkadaşlar herkese iyi eğlenceler, iyi akşamlar, iyi günler, her şeyi söylüyorum. İnanılmaz bugün burada eğlendik. Çok keyifliydi. İyi ki buradayız zaten şu an. Bir de şu an Biyo'nun tuşlarına dokunan adam benim gerçekten sevdiğim bir kardeşim. Onu çok seviyorum yani. Çok özel bir adam Sinan Akçıl. Ki yok Sinan, yaz benle geldi 2 gün önce. Hayır. Diyorlar ki yaz Sinan Akçıl ile geldi. Ben diyorum 2 gün önce benle geldi diyorum. Şimdi onunla ilk bar geldi. Yaz. Beni yalnızlığına yaz. Uzun da Ağustos'a yaz. Seni mutsuz edeceğim biraz. Peace to the nation, rock across your radio station. Bizim Ozan Doğulu ile bir şarkımız olacak. Kulüp diye. Çok eğlenceli ama yani düğünlerden kulüplere kadar düşecek bir şarkı. O da herhalde Haziran'ın ortalarına doğru falan, biraz eğlenceli bir şarkı. Onun için yani Sinan'ın hükmü benim şarkı çıkana kadar. Ya ben sizin zaten normalde izliyordum. Ya şuralarda bir dolaşayım dedim, bir baktım Faruk. Aa, hemen yanına gitmeliyim dedim. Ve geldim işte, bu kadar. Sence Türkiye'nin en kusursuz vücuduna sahip olan erkek ünlüsü kimdir? Çağatay Ulusoy. Çağatay Ulusoy mu, ben mi? Sen. Ooo! Evet seksiciler, gerçekten insan. Vallahi bak şu an kendisini tebrik ediyorum. Harikasın. Çağatay Ulusoy mu? Aslında değil, şu an aklıma sadece o geldi. Söyleyebilir miyim? Yani kaslı erkek ben nefret ediyorum. Göbekli olacak, alacak. Hocam sevgilin var mı? Neden yok? Bu bir evlenme teklifi mi? Olabilir mi? Olabilir mi? Olsa ne derdin? Evet. Evleniyorum. Evet sevgili seyirciler. İrem'le düğünümüze bekleriz. Gidiyoruz. Tamam, babam izlemiyor.
babaya selam, yola devam diyoruz ve veda ediyoruz. Gelelim hemen. Merhabalar hanımefendi, size bir soru sorabilirim. Çok basit. Sizce Türkiye'nin en kusursuz vücuduna sahip olan Türk erkek ünlüsü kimdir? En kusursuz. Evet. Ececiğim kimdir? Hiçbir fikrim yok yani. Kim var? Kıvanç Tatlıtuğ var. Vücudunu Kenan... biliyor musun? Yani gördüğümüz kadarıyla hani. Tamam ben gidiyorum hadi. Evet. Yani magazin programlarından denize falan girdiğini herhalde bahsediyor. Normal hani dizilerden falan hani kıyafetli halinden bahsediyoruz biz tabii değil mi bu arada? Yani sezimleyebiliyorsun. Yani az çok hani. Kıvanç Tatlıtuğ mu? Herhalde odur. Evet sevgili seyirciler, yanımızda duygu ve düşüncelere çok önem verdiğimiz bir isim var. İsmi Açelya. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler, ben de iyiyim. Nasıl gidiyor hayat? Güzel gidiyor. Sizi nasıl gidiyor? Çok teşekkürler, çok şıksın bu zamanda. Evet, teşekkür ederim. Siz öyle. Sorumu soruyorum. Buyurun. Cem Yılmaz'ın mı yoksa Şahan Gökbakar'ın mı filmlerini izliyorsun? İsim neydi? İsim Murat. Murat, evet. Nasılsın? İyiyiz. Murat, sana bir soru soracağım. Tamam, sor. Şahan Gökbakar'ın mı yoksa Cem Yılmaz'ın filmlerini izliyorsun? Vallahi abi, hiçbirini izlemiyoruz. Çünkü işte oluyoruz. İşte oluyoruz. Ama hayır, sinema filmi çıkıyor ya. Aha, içeride izliyoruz. Çocuk içeride sevgili seyirciler, gördüğünüz üzere. İçerideyi şimdi bir köşeye bırakacak olursak. Aha. Şahan mı izletir sana yoksa Cem Yılmaz mı? Cem Yılmaz. Neden? Cem... Ne bileyim ya, en çok ona bakıyoruz yani. O Cem Yılmaz'ın izlediğin hangi filmi var? Şimdi hiçbir film yok diyeceksiniz seyirciler. Rahatlamaktan anladığın şey nedir abi? Mavi ekran. Dın. Pound. Ya en rahatladığım olay aslında şey yani videolarımı çektiğim an ya. O yaşadığım adrenalin, anlatabiliyor muyum? Hakikaten o adrenalini yaşayınca ben rahatlıyorum ya. Sizi dünyada en çok rahatlatan şey nedir abi? Çok iyi hissediyorum yani şimdi bunun. Birdenbire değil mi? Abi tam yerinde oldu söyleyeyim. Bir komedi filmi seyretmektir. Ne kadar kafan dağınık olursa olsun, ne kadar sıkıntın olursa olsun. İyi bir komedi filmi ki benim için Hababam Sınıfı'dır iyi komedi filmi. Onu seyrettim full rahatlarsın yani. Rahatlamak anlamı evet. Şey. Eve gelip uzanmak, koltuk karşısında. Evde uzanmak dünyanın en rahat şeyi midir sizce? Kesinlikle. Yani tamamen saçma sapan şeyler izlemek, beynimi onlarla boşaltmak. Hatta bazen böyle yani evlilik programlarına bakmıyorum diyemeyeceğim yani. Bakıyorum çünkü kafamı dağıtıyor yani. Düşünmeme boş vakit geçiriyorsunuz. Oluyor. Evet, boş vakit ve hoş vakit geçiriyorum. Dünyada sizi en çok rahatlatan şey nedir abi? Oho! Bir sürü hatırına tutuyorum. Hangi, kaç tanesini sayayım? En top dediğiniz. Rahatlatan. Bu ara güzel bir Türk hamamı iyi giderdi mesela. Beni rahatlatıyor Türk hamamı, sauna. Sizi en fazla rahatlatan, dünyada en fazla rahatlatan şey nedir abi? Ahmet Kural tabii ki. Bir tüp kamyonunda yolculuk yapmaya devam ediyoruz. Görüşürüz sevgili seyirciler. İzlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Survivor'da hangi ünlüyü görmek istiyorsun? Ben sadece kendimi görmek istiyorum. Oldu mu? Ünlü oldun mu? Olmadım ama kendimce ünlüyüm. Söyleyeyim mi gerçekten? Evet. Bülent Ersoy. Sevgili seyirciler, ağır bir cevap geldi. Neden? Enteresan. Nasıl? Survivor'a renk katar mı? Hem de nasıl? Hiç efendim iç açıcı değildir. Makbul değildir. Makbul değildir. Dene istersen. Evet, gözlükleri an itibariyle denemek istiyorum sevgili seyirciler. Evet, bir uzak mı yakın mı? Uzak. Uzağa biraz sıkıntılı görüyorsun. Yakıştın bana? Çok. Sevgili seyirciler, yeni halim bu. Artık sorulara böyle soruyorum dedim ama Gözde'ye veda etmek zorundayım. Bir bölümümüzün hemen ardından artık ben de biraz geceleri akmak istiyorum. Burada iki tane güzel hanımefendiyle birlikte hepinize elveda, iyi akşamlar diliyorum. Hadi canım. Bizler her yerde kendisi Cansu Taşkın'la birlikteyiz. Dün Lasman'da birlikteydik. Bugün de The İstanbul Butcher açılışındayız. Evet, ben dün sizle tanıştım ya. Dedim artık peşinizi bırakmıyorum. Evet. Spor sonrası hemen etçiyimdir biraz. Tavuk yiyemiyorum. Evet ya, onu soracağım sana. Gerçekten ya, bu fitliği neye borçlusun? Neye borçlum? Aslında şöyle, doğuştan böyleyim. Yani genetik yapım öyle. Ama tabii ki spor yapıyorum. Ama ne kadar çok şanslısın. Yani o konuda evet şansım, hani Allah tarafından
Öyle yaratılmışım. Gece 12'de bile olsa yiyorum ve kilo almıyorum. Kaç kilosun? Şu an 53 kiloyum ama boyum 1.82. Hani bir 60 falan olsam daha iyi olur. Kilo almak istiyorsun o zaman? Almak istiyorum ya. Bir 5 kilo falan alsam daha iyi. Şok 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 sevgili seyirciler. Evet, kilo vermek isteyen o kadar ünlünün arasında Can Staşka kilo almak istiyormuş. Ben. Ya, almayayım mı? Evet. Çekelim. Alması lazım mı? Bence değil ama kendisi öyle istiyor. Evet, öyle istiyorum. Abonemiz Cansız Aşkın'la Gürkan Şef'in açılışındayız. Yine tekrar ben, birlikteyiz. Yine ben, merhabalar. Sinan Akçıl dün beni gördüğü zaman ya başım belası olduğunu, her zaman seni görüyorum dedi. Sen de aynı şeyleri söylüyor musun? Ben tatlı bela diyorum. Zaten dün de et açılışındaydık, yine etten devam ediyoruz. Etlerden gidiyoruz ama hala sen kilo alamadın. Patlıya mı geçsek diyorum ben. Yavaş yavaş bir segment değiştirelim değil mi? Ben yine kilo alamadım. Bak zayıfladım daha çok. Gördün mü? Dünden beri. Dünden beri kilo verdim. Bir kilo verdim. Peki, lezzet nasıl? Lezzeti çok beğendim. Yani özellikle sucuk ve sosise bayıldım. Ya yani ben dedim ki bugüne kadar sosis yememişim. Sosis o kadar güzeldi ki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok incesin. Sen de incesin herhalde. Bakayım göbek var mı? Açılıştan sonra yapsak tabii severim. Nasıl istersiniz? Öyle yapalım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kardeşim benim. Evet, açılış yapıldı. Evet sevgili seyirciler, çok görkemli bir açılışa Sedat Peker imza attı. Merhaba kardeşim, nasılsın, iyi misin? İyiyim abi, siz nasılsınız? Teşekkür ederim kardeşim. Geldiniz, Gürkan Şef'in açılışını yaptınız Sedat Bey. Kardeşim, Gürkan Şef'in elinin lezzetini zaten bilmeyen yoktur zannediyorum. Allah aşkına, yalnız ben orada sucuk gördüm, başım döndü. Ben Ekim ayından bu yana toplasam 1 kilo et yedim. Aa, neden? Çünkü doktorum çok fazla et yemememi söylemişti. Ondan sonra ben de güzel eti severim tabii ki. Ama bilmiyorum, tadacağım mı? Yani bir ince tadabilirsiniz belki. Bir ince tabii mutlaka tadacağım. Söyleyeceğim fikrimi. Çünkü ben de gurmeyim yani. Ama ben tabii bir 6 aydır rejimde olduğum için çok açım. Gerçekten güzelliği beni mest etti. Çok teşekkür ederim. Ve ben dünya güzelimi artık buldum. Ben de prensimi buldum. O zaman beni götüreceğin bir yer var mı Azal? Hindistan'a götüreceğim. Nasıl gideceğiz? Arkamızı dönüp gideceğiz. Evet, biz arkamızı dönüyoruz ve gidiyoruz. O zaman gidelim Azal'cığım. Bay bay. Sen de bay bay.